İşte nefsini isyandan vazgeçirmekle kalmayıp itaate zorlamak zorundasın. İtaat ettirmelisin. Eğer bu itaati yoksa kurtuluş yok. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Her kim nefsinden kurtuldu, nefsini edeplendirdi, nefsini terbiye etti, nefsini İslam'ın emrine verdi, قَدْ اَفْلَحَ. Muhakkak ki ancak o kurtuldu. O kurtuldu. Nefsini terbiye edemeyen, zekâhâ'nı tesbiye edemeyen, onu temizleyemeyen, onun tarafından helak edildi. Nefis kazandı o zaman. Elhamdülillah sadece ilim öğretmedi. Kur'an öyle buyurmuş. Onlar hem ilmi, hem hikmeti öğrettiler, hem de nefis terbiyesini öğrettiler. يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ buyurmuşlar. Onlar size kitabı öğretti, Kur'an'ı talim etti ve hikmeti öğretti. Kur'an'ın batılını, hakikatini, manasını size öğretti. وَيُزَكِّيهِمْ sizi temizlediler, nefis terbiyesini öğrettiler size. Peygamberlerin böyle de bir görevi var. Nefislerimizi de onlar terbiye etti, temizledi. Eğer nefsini temizleyememişsen bu ilim sende berbat olur. İşte bugünkilerde olduğu gibi. Malzeme var ama çarçur ediyor. İlim var, nefis terbiyesi olmadığı için ilimden bahsetlenemiyor. Kemesel-i himar diyor Kur'an. Onlar üzerlerini kitapla doldurmuş, kitap yüklü, kıra kaçanlar gibidir.